rahatsız olduğu için oraya gitmiş. Katile bakıyoruz. Katil bir aslan parçası. Buna katil demiyor. Yani denir. Yani'nin ötesinde hasta denir. Psikopat denir. Ne derse denir. Ama genelde gölge ordusunun, sır ordusunun üyeleri bu psikopatlardan kurulur. Bu psikopatları bulurlar. Bunların üzerinden oynatırlar. Yani bir kez daha isim vermiyorum. Bu süreçleri Türkiye'de yaşadı. Biz de alabildiğini inceledik. Çünkü görüyorsun bir sağlık çalışanı ve yapmış olduğu eğitim insanların sağlığına, insanların iyileşmesine katkıda bulunur. Yani Hitler'in akademiye müracaat edip Güzel Sanatlar Akademisi'ne giremeyip onbaşı olup faşizmle milyonlarca insanı öldüren o da psikopat. Yani bu da sağlıkçı ama psikopat. Resimlerine bakıyorsun. Silah. Mühim bir çekiliyor sağlıkçı oldu. Farklı farklı resim, farklı farklı silah. Ve bu sosyal medyada biraz önce Bağra'nın siz de dediğiniz onlarca, yüzlerce ve özellikle iktidara yakın isimler, iktidarın partinin veya iktidarı ve iktidardaki isimleri ön plana çıkararak farklı farklı ağır silahlar, makinalı silahlarda resimler var. Ve bir tweet'i bulan siber suçlar masası, fakat bu silahlı kişileri nedense bulamıyorlar. Bir tweet'i atanı sabah gelip evinden aldı. Veya bir televizyon kanalına Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Güney Sudan hemşerisi, evet diyor, oyu verdik ama diyor simidi çayı da aldı gitti. Adamı sabah alıp götürüyorlar, tutukluyorlar. Gözaltına aldı. Şimdi burada bir aymazlık var yönetimde. Bunu samimiyetle konuşmak lazım. Sorunuz şu, provokasyon. Provokasyonu kim yapar? Tek başına bir kişinin yapar. Provokasyon varsa örgüt var. Örgüt varsa provokasyon var. Ama bu provokasyonla örgütün iç içe çalışmasından yakalananlar ben şöyle hatırlıyorum. Hatta bir repliğini size isterseniz söyleyeyim. Hiçbir sağ sol, hiçbir fraksiyona mensup değilim. Ben kendim planladım ve öldürdüm. Tek başıma öldürdüm. Abdi İpekçi'yi öldüren de böyle. Bu yalnız durdu. Ya Türkiye'nin daha önce münferit gerçekleşen ne bileyim Raip Santora cinayeti de öyle demişti. Hrant Dink. Hrant Dink de öldüren öyle demişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hep zaten öyle diyorlar doğru. Genel olarak da. Efendim arkasında arkasında bir cemaat çıktı. Generaller çıktı. Emniyet müdürleri çıktı. Bu yalnız kurtlar yalnız değil. Sağlık çalışanı iki aydır işe gitmiyor. Sırayla sayalım. İşe iki aydır işe gitmiyor. Ben ölümle tehdit ediliyorum. Dört aydır sayın hukukçularım duysun. Sayın Salim Bey ve Rahim Bey duysun. Ölümle tehdit ediliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Ki ben milletvekilliği yapmışım. Milletvekilliği yaptığımda silah almamışım arkadaşlar. Çünkü silahla hiçbir şeyi halledemezsin. Silaha müracaat etmedim. Militan kaymakam, militan vali dedim. Militan yargıç dedim. Sayın İçişleri Bakanı matbu evrakla bütün valiliklere, kaymakamlıklara yazı gönderdi. Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunan. Ve ölüm tehditleri gittim silah istedim. Hakkım benim. Koruma silahı, koruma istedim. Ve bana 4,5 aydır silah vermiyorlar. Bu şerefsizin çocuğuna bu taşıma geçici ruhsat silahı verenden bu işin araştırılması gerekir. Kimdir bu adam? Gölge ordusunun, sır ordusunun askeridir bunlar. Bu mesele öyle sıradan bir mesele değil. Türkiye'nin bir kırılma noktası yaşadığını görüyoruz. Sosyal olarak, ekonomik olarak. Ama bütün bunların ötesinde de siyasetin pozisyonu, motivasyonu var bu işin içerisinde. Türkiye 2 yıldır, 3 yıldır özellikle HDP'liler, HDP'ye oy verenler, HDP'liler şeytan. CHP eklemlendi, İYİ Parti eklemlendi. Peki kullanılan siyaset dili mi bu olayları tetikliyor yoksa zemin mi bırakıyor? Yani boşluk mu yaratıyor en azından, hazırlıyor? Kullanılan Bahar Hanım, kullanılan siyaset dili bu zeminleri hazırlıyor. Geçenlerde birisi de evet öldürülebilir, herkes silahına sahip çıksın dedi. Bir hanımefendi sitede kimlerin katledileceğini söyledi. AKP'nin Düzce vesaire görevli yapanlar silahlarla resimleri çıktı.
Bakın başka bir acı daha söyleyeyim. 1910 2017 yılında